Merhaba, ben Java Development Programı'ndan Merve Gündoğmuş. Bugün size bitirme projemi sunacağım. Öncelikle kendimden bahsedeceğim. Ben kimim, neler yaptım, bu süreçte neler öğrendim. Aslen Eskişehirliyim. Eskişehir'de ailemle birlikte yaşıyordum. Yaklaşık bir senedir İstanbul'da oturuyorum. Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2020 senesinde mezun oldum. İkinci lisans derecemi Anadolu Üniversitesi'nden yönetim bilişim sistemlerini okuyarak tamamladım. Stajlarımı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı'nda yaptım. Mezuniyetimden sonra Frontend Developer Trainee olarak Nömer Teknoloji'de çalıştım. Daha sonra ilk sigortalı işim Java Spring Framework üzerine Metasoft'ta oldu. İstanbul'a taşındıktan sonra Sabiti'de Data Team Member olarak yazılım mühendisliği yaptım. Burada Python ve Image Processing teknolojilerini kullanarak geliştirmeler yaptım. Uzmanlık alanım Java Backend Developer olarak İlerletmek istediğim için UpSchool ile yeni bir başlangıç yaptım diyebilirim. Bitirme projem olan restoran simülasyonunu şimdi size anlatacağım. Renk katması açısından burada çok sevdiğim SüngerBob çizgi filmindeki karakterlerini kullandım. Projemde IDE olarak Eclipse IDE'sini kullandım. Programlama dili olarak Java programlama dilinin 17. versiyonunu tercih ettim. Projemin ana teması olan multithreading'i de runnable ara birimini uygulayarak kullandım. Projemde customer, chef, waiter ve restoran aktörlerim bulunuyor. Yine çizgi filmdeki karakterleri burada göstererek anlatmaya çalıştım. Projemin özetine gelecek olursak, restoran aynı anda birçok müşteriye hizmet vermektedir. Müşterilerden istekler alan garsonlar siparişleri mutfakta çalışan şeflere iletiyorlar. Müşteriler ısmarladığı siparişler hazırlanıp onlar tüketebilecek kadar masada oturabiliyorlar. Her işlem sonrasında simülasyonun çalıştığını gösteren uygun loglar ekrana çıktı veriyor. İşlem sırasında da aynı şekilde ekrana çıktı veriyor uygun loglarımız. Projede multithread özelliğini kullanıp chef, waiter ve customer birer thread olarak işlem yapıyor. Projenin tasarım UML diyagramı da şekildeki gibi görselde. Restoran, chef, waiter ve customer klaslarını runnable ara birimine implemente ettim. Waiter ve chef'in abstract klası olan employee name string olarak tutuyor. Thread özelliği olan sınıflarda run, start işlemlerini gerçekleştiren metotlar ve getir setter'ları mevcut. Restoran klasında müşteriyi kabul etme, müşteri bulunma süresini hesaplama metotları, sipariş listesi, siparişlerin eşmütleri tutulduğu değişkenleri mevcut. Chef klasında hazırlanacak sipariş metodu, yemek hazırlanıyormuş gibi göstermeye yarayan, örneğin 2-5 saniye arası tipler vardır. Waiter klasında sipariş alınması ve teslim edilmesi metotları ile yine bekletme bloklarımız mevcuttur. Customer klasında ise menünün tutulduğu liste, sipariş verme, yemek yeme süresinin zaman aşımına uğrayınca çıkış yapmasını gösteren metotlarımız vardır. Projenin çıktısı bu şekildedir. Yine Krusty Krab, SüngerBob'taki restoranın ismi, şefimiz SpongeBob, garson Squidward. Birden fazla oldukları için numaralandırdım. Hazır olduklarını gösteren çıktı. Birinci müşteri restorana giriş yapıyor. Daha sonrasında siparişi alınıyor, şefe iletiliyor. Daha sonra ikinci müşteri giriş yapıyor. Aynı işlemler tekrar ediyor. Paralel şekilde çalışıyor diyebiliriz işlemlerimiz. Garson servis ettikten sonra siparişi müşteriye bekletildikten sonra, daha doğrusu yani tripler bekletildikten sonra müşteri çıkış yapıyor diye tekrar çıktığımız burada basılıyor. Bu şekilde. UpSchool'un bir de Core Skills kısmı vardır. Önemli bulduğum diğer kısmı diyebiliriz. Burada çok sevdiğim birinin sözünü paylaşmak istedim. Hayatın seyrini değiştirenler hayatı farklı seyredenlerdir. Bunun dışında UpSchool'umuzun 3 temel taşı bulunuyor. Value Set, Mindset, Skill Set. Bunlara ait özelliklerimiz vardır. Onları da piramitte gösterdim. Ben bu özelliklerimden 3 tanesini
Bu süreç boyunca kendimi de geliştirdim. İlki Growth Mindset, ikincisi Fit Affordable, üçüncüsü de Strong Communication. Yine grup arkadaşlarımla birlikte Time Energy Management, Creativity, Problem Solving ve yine Strong Communication özelliklerimizi gerek proje ödevlerimizi yaparken, gerek bitirme projelerimizi yaparken özellikle time enerji management kısmında kendimizi çok iyi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde hayatımda olsun gerek geliştirmeye devam edeceğim özelliğim growth mindset'tir. Çünkü çalışma alanım öğrenmeye ve gelişmeye her zaman açık olmak zorundadır. Teknoloji alanında çalıştığım için her zaman öğreneceğim yeni teknolojiler olacaktır. O yüzden ben de Grow Mindset'i seçtim, tercih ettim. Burada da seyir grubumuzdan kareleri görmektesiniz. Seyir mezunumuz burada. Seyir arkadaşlarım. En son eventten fotoğraflarımızı paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.